Sevgili Marmarisler, sevgili Muğlalılar, müşteri olsunlar. Benim İstanbul bölgesinden inşallah milletvekili seçilmem. Tabii ki temsil ettiğim bölgenin de sorunlarıyla ilgili oradaki seçilecek arkadaşlarla bu mücadelenin içerisinde parlamentoda olacağız. Ama esas vatanım olan Muğla için, Marmaris için kökten çözülmesi gereken temel sorunlar için bir, şu köylerimizin imar sorunları. Bir yandan merkezi yönetimin, bir yandan büyük şehir yasası, büyük şehir ve yerel yönetimlerin topu birbirinin üzerine atmaktan, suçlamalarından artık bu millet bıktı. Zararın neresinden dönersek kârdır. Dolayısıyla bu köylerimizin, imarsız köylerimizin, vatandaşımızın, köylümüzün rahata kavuşması için vatandaşı en az mağdur edici şekilde imar planlarının gelmesi için nefer olacağım arkadaşlar. İkincisi, bir turizmci kimliğimle turizm sektöründeki, özellikle konaklama sektöründe olan arkadaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için radikal, ciddi kararların, yasal düzenlemelerin yapılması için elimden gelen mücadelenin savaşını vereceğim. Bu konuda sevgili Marmarisler ve Muğlalılar müşteri olsunlar. Gerçekten biraz önce Serdar Bey'in ifade ettiği gibi turizm sektöründe, bakınız şurada oturduğumuz yerde dünyanın en güzel coğrafyası. Cenab-ı Allah yaratmış burayı ama kıymetini bilmiyoruz arkadaşlar. Ben sizlere turizm sektörünün ne hale geldiğini, ne hale getirildiğini dün önüme konulan bir raporla belgelemek istiyorum. Bir ajantanın bize göndermiş olduğu bir listede, müşteri rezervasyon listesinde 20-25 odalık bir rezervasyonda 16 euroya konaklama günlük teklif edilen her şey dahil rakamlara tanık olduk. İşte Marmaris'in mevcut tablosu bu arkadaşlar. Ne yazık ki bu memlekette bu otelciler, bu turizm sektöründe bulunan insanlar çaresiz bir şekilde 15, 16, 20 euroya, yani 350-400 lira gibi TL karşılığı bir rakama gelen bu ekonomik yönden güçsüz turistlere hizmet vermekten başka şansı kalmamış. Halbuki 15 yıl boyunca ne güzel mücadeleler verdik. Marmaris'in marka değerini arttırdık. Marmaris kabul görür bir hale geldi. Ve repeat müşteri dediğimiz devamlı müşterilerin sayısı gittikçe arttı. Fiyatları yükseldi. Otelciler tesislerini yenilediler. İşletmeler kendilerine çeki düzen verdiler. Ama ne yazık ki son birkaç senede Marmaris'in üzerine bir ölü toprağı serildi ve çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Umarım yönetimde olanlar bir an önce akıllarını başlarına toplarlar. Yönetim derken yerel ve genel yönetimi kastediyorum. Ve sorumluluğu olan özellikle sivil toplum örgütleri ve muhalefet olan siyasi partilerin temsilcileri şu memleketin temel sorunlarına artık görmemezlikten, duymamazlıktan gelmek yerine mücadele etmeye devam ederler. Her şeye rağmen kimse savaşmasa biz savaşmaya, mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta parlamentoda bölgemizi temsilen, İstanbul'u temsilen orada bulunacağız. Ve Marmaris için, Muğla için elimizden gelen mücadeleyi ciddi anlamda vereceğiz. Yine Marmaris'i eski günlerine kavuşturacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Neyse, ne de ekip olarak alıp veremediğimiz yok. Bu ülke barışmak zorunda ve birleşerek de büyümek zorunda olduğunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah gizli bir güç var arkadaşlar Memleket Partisi'ne karşı. Hakikaten gerek merkezi yönetimin, gerekse yerelde iktidar olan, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olduğu yereldeki yerlerde, biraz önce Marmaris özelinde vermiş olduğum örnek gibi insanlarda korkunç bir korku ve çekince var. Ve ben eminim sandıkta çok büyük sürprizler olacak ve Memleket Partisi beklenenin çok üzerinde büyük bir başarıyla inşallah sandık sonuçları ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Ve Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi biz ikinci tur yarışında Genel Başkanımızın olacağı düşüncesi hakikaten her geçen gün bizde biraz daha netleşiyor arkadaşlar.